Kürdistan'ın ve Türkiye'nin dört bir tarafına yayılan bir tecrit hali var. Kürdistan'da biz bunu sokağa çıkma... Özgürlükçü Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi ve Asrın Hukuk Bürosu avukatları, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın demokratik çözüm sürecindeki sekreterya görevini görmesi için bulunan ve Silivri Cezaevine sevk edildikleri öğrenilen Çetin Arkaş ve Nasrullah Kur'an'la görüşmek için cezaevine gitti. Müvekkilleriyle görüşmek üzere cezaevine giden avukatlar, cezaevi yönetimi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden engellendi. Şifaen Silivri cezaevine getirilmiş olduğunu öğrendik pazartesi günü. Dün yaptığımız cezaevi ziyaretinde... Avukatların müvekkilleriyle görüşmelerini talep ettiklerini, dilekçelerin savcılık tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden alınmadığı belirtildi. Sadece pazartesi günleri avukat görüşü yapabileceğimiz beyan edildi. Tüm ısrarlarımıza, tüm şeylerimize rağmen bu keyfi tutumdan vazgeçilmedi. Müvekkilleriyle görüştürülmeyen avukatlar cezaevi önünde açıklama yaptı. Şikayetlerde suçlu yorumlarını bulduk. Çünkü bu durum bizleri açıkçası kaygılandırıyor. Zira müvekkillerimiz İmralı Adası'ndan gelen, dünyanın bütün gözlerinin üzerinde olduğu hükümlüler ve aynı zamanda bizden şu konuda da kaygı taşıyoruz. İmralı'da bulunan diğer dört müvekkilimizin sağlığı hakkında, güvenliği hakkında endişelerimiz var. Bizlerin Çetin Arkaş ve Nasrullah Kur'an... Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Ebru Günay, müvekkilleriyle keyfi olarak görüştürülmediklerini, savcının kendileriyle yüz yüze bile görüşmediğini aktardı. Bugün burada bulunan bütün meslektaşlarımız da açıkçası içerideki iki müvekkilimize beraberinde kalan diğer PKK'li müvekkillerimiz yine İmralı Adası'ndaki diğer müvekkillerimiz hakkında sağlıkları ve güvenlikleri hakkında endişeliyiz. Çünkü biz onları görmediğimiz sürece, bilmediğimiz, temas etmediğimiz sürece...